Merhabalar herkese. Bugün dördüncü bölüme başlıyoruz. Sınıflar ve Arayüzler. Bundan önce iki bölümü bitirdik. Dilerseniz kanalın içerisinden, oynatma listelerinden erişebilirsiniz. Bu sınıf bu ana bölümün ilk parçası, Minimized Accessibility of Classes and Members gibi bir başlık karşılıyor bizi. Ne demeye çalışmış? Sınıflara ve işte üyelerine erişimi elinizden geldiğince minimize edin diyor bölüm ve bölümün özeti aslında single responsibility prensibine dayanıyor solide. Bir metot bir iş yapsın. bir sınıf bir iş yapsın. Hani bir sınıf diğer sınıfın hani gerekmedikçe ne yaptığını bilmesin. Güvenlik açığı ve ileride bir güncelleme geldiğinde sıkıntı çıkartmasın diye. Bu dediklerimin hepsini anlatacağım bu arada. Şu an sadece bölümü özetliyorum. Ve aynı zamanda bunun şurada bir önemi var hani sınıflar birbirini tanımasın hani iç içe olmasın bağlı olmasının şöyle bir özelliği de var atıyorum ee, siz arabayı çok kaba bir örnek vereyim siz arabaya bineceksiniz bu arabayı hani temel özelliklerini bilin hani sürmeyi durdurmayı radyo açmayı falan gibisinden ama gidip de şanzımanın veya arabalardan çok anlamam egzozun atıyorum nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde bilmenize gerek yok. E, aynı şekilde kod üzerine bir örnek verirsem benim bir uygulamam var. Dış dünyaya bir API açıyorum. Bir özelliğimi açıyorum. Gidip beni kullanacak olan kişinin onun tam olarak hani hani arkasındaki mantığı bilmesine gerek yok, bilmemesi de lazım. Aramızda kontratlarla haberleşmemiz lazım. Temel mantık bu şekilde. E, dilerseniz direkt private protected public diyerekten başlayalım. Çok konuştum. Şimdi Şuradaki yorum satırı e, aklınızı karıştırmasın. Buraya geleceğiz en son. Private'la başlayalım. Private void mesaj diyelim. İçerisinde bana bir şeyler yazdırsın. Fark etmez şöyle merhaba olsun. Şimdi bir tane private bir metot tanımladım. Bu private keyword'üm var burada. Geldim yine aynı paket altında ben bir tane test şeyi oluşturdum. Main metotlu. İçerisinde bir tane güvenlik kod nesnesi yaratalım. GK. Sonra bakın bu nesne üzerinden mesaja erişemiyorum. Çünkü metodum private şekilde yazıldığı için. Sadece tabii metot olmasına gerek yok. Mesela private string. Asd şöyle diyelim mesela. Bir tane string tanımlayalım. Yine private tarzda. Buna da erişemeyeceğim g nokta dediğimde bakın yine erişemiyorum. Yani bir metot veya bir parametre private access modifier'ını alırsa, belirteci alırsa bu sadece bu sınıfın içerisinde erişilebilir hale gelir. Bir örnekle hemen görelim. Public string olsun yine a olsun bu sefer. İçerisinde de return ne etsin? Yukarıda oluşturduğumuz asd'yi return etsin atıyorum. Ve ondan öncesinde de şu mesaj metodumuzu çalıştırsın. Bakın e, sınıfın içinde erişirken hiçbir problem yok. Ama sınıf dışında bir yerde erişemiyorum. Bunlara. E, Tabi bu arada şunun illa public olmasına gerek yok. Private de olabilir. Herhangi bir başka şey de olabilir. Sınıfın içinden private'lara erişilir. İlk şeyimiz bu olsun. Örneğimiz. Private'dan sonra akla gelen ikinci bir örnek ne olabilir? Public diyelim. Public ise... Hani yer bağımsız her yerden erişilebiliyor. Mesela G.K. nokta dedim artık mesaj direkt geldi. Sadece buradan da değil. Mesela bir tane paket açalım şuradan. E şuna gidelim. Güvenli kod nesnemizi başka bir paket içerisinden de oluşturuyoruz. G.K. nokta bakın mesajı da yine erişebiliyorum. Bu arada şunu private yaptığımda tabii ki buradan da erişemeyeceğim. Daha aynı paket içerisinden bile erişemiyorduk. Yani bunu da yine vurgulamakta fayda var. Yani bir metot veya parametre. Yine parametre örneğimizi de görelim. Public int a diyelim. Ee, bu da 10 olsun mesela. Gidip buna artık şeyden farklı bir yerden de erişebiliyorsunuz. Şurada hemen görelim. Gk nokta a'yı erişebildim. Aynı şekilde aynı paket içerisinden de erişebiliyorum. Yani public bir sınırı yok, global. Ee, ondan sonra ne kalıyor? Bu şunu silmeyeyim. Protected kalıyor. Protected metotlarımıza bakalım. Protected, tamam. Şimdi bir e, şeyim, metodum protected ise, bakın direkt e, şu A silinsin. Bakın burada şeye erişemiyorum. G.K. nokta dediğimde, şurada az önce oluşturduğum protected mesaj metoduma erişemiyorum. Ama gidiyorum şu e, şuradaki oluşturduğum sınıftan erişebiliyorum. Başka bir paketteki kırmızı yanıyor ama. E, burada şey, kırmızı yanması nedeni şu an bir şey yazmamız ama mesajı da erişemiyoruz. Peki ben buradan şunu mu çıkartmalıyım? Bir metot protected ise ona sadece aynı paket içerisinden erişebilirim. Kısmen doğru ama farklı bir paketten de erişebiliyoruz. Bunu da şöyle sağlayabiliriz. Extend dedim. Ee, güvenli kod dediğimde. Bakın zaten eskiden yapmışım bunu denemek amaçlı. Burada otomatik import ediliyor. Ve artık siz şeye erişebilirsiniz. Ama bu sefer bu sınıfın içerisinden bir nesne yaratıyorum. Şöyle. Neydi mesajımız adı? Mesaj mesajı bakın erişebildim. Protected olmasına rağmen. şey private'ı konuştuk, protected'ı konuştuk, public'i konuştuk. Bir de bence en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü çok duydum yani. Şey şuraya bazen hiçbir şey yazılmaz der ki ya public yazmaya gerek yok ya zaten bunu yazdığımda da böyle de public görevi görüyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Bakın bir şeye e, belirteç eklemezseniz bu keywordlerden, anahtar kelimelerden bir tanesini eklemezseniz bakın. Bu sefer extend etseniz bile e, şey, buna erişemezsiniz. Çünkü bir şeye bu modifier'ı eklemediğinizde belirteci e, bu sadece aynı paket içerisinden erişilebilir hale geliyor. Yani örnek vermek gerekirse bakın şu aynı paketteydi. Bunun erişimine kızmadı. Ama gidiyorum. Bu kızıyor. Tabii şunu da görelim. Yine aklınıza soru işareti oluşmasın. Bu e, bunun üstünden de erişemeyeceğim. G.K. nokta bakın yok. Sadece objelerin ortak metotları geliyor. Bunu da sildim. E, genel olarak şeyi gördük. E, parametre bazında da biraz konuşalım. Onlarda da söylemem gereken bazı şeyler var. Mesela parametrelerde final gibi, e, statik gibi. Ekstra key keywordlerimiz, anahtar kelimelerimiz de var. Hazır girmişken hepsinden bahsedelim. Kitap normalde bu konuda değinmiyor. Ama girmişken biz hepsini an şey yapalım, anlatalım. Public dedik. Statikten başlayalım. Zaten static util sınıflarda, değer sınıflarında e işlemiştik. Bu statik şey e sınıfla beraber erişilebilir oluyor. Mesela public static e string diyelim. A diyelim. eşittir A diyelim. E çok yaratıcıyım. Bir tane a diye bir string oluşturdum. Bakın. Bunu artık bu sınıf üzerinden erişebiliyorsunuz. Paket bağımsız. Güvenlik kod a'ya erişebildim. Aynı şekilde buradan da erişebilirim. Şunu kopyalayayım. Güvenlik kod nokta a. Bakın. Erişilebilir halde. Ee, burada şey. Yalnız bir şeyin statik olması. Atıyorum. Bu private yaptığımız zaman yine erişeme. Private'ın kuralı çok nettir. Aynı sınıf içinde erişilebilir sadece. Bakın. Güvenlik kod dediğimde yine erişemem. Hani statik private'ı ezmez. Burada cebimizde kalsın bu bilgi. Peşine ne gelir? Final'dan bahsedebiliriz. Şunu public yapayım. Public static final. Şimdi bir de final diyelim. Eğer bir parametre final olur ise şöyle görelim. Şimdi güvenli kod dedik. Nokta. A'ya erişebildim. Gidip ben buna başka bir değer atayamıyorum. Gördüğünüz gibi kızacak şimdi. Çünkü bir şey final ise buna tekrar parametre final ise buna tekrar değer ataması yapamayız. Aynı şekilde bir metot final ise override edilemez. Bir sınıf final ise public final class diyelim. Bir sınıf final ise sınıf extend edilemez. Bunu da görelim bakın direkt kızacak zaten. Remove sil bunu diyor ki extend edebilir. E, bu, bu da cepte. Başka ne görebiliriz keywordlerden? Abstract sınıf var. Mesela şunu abstract sınıfı yapalım. E abstract sınıflar bildiğimiz gibi gövde e, şey e, nesnesi oluşturulamaz abstract sınıfların. Bakın burada kızıyor. E, initialize edemiyorum diyor. Çünkü bu bir abstract sınıf. Eğer abstract metot yazmak istiyorsanız sınıfınızın abstract olması lazım. Onu da hemen şöyle görelim. Public abstract diyelim. Kızacak bana tabii ki. Çünkü abstract metotların gövdesi olmaz. Bakın. Bir tane abstract metot tanımladım. Bir, e, tabii şunu sileyim. Kafamızı artık karıştırmasın. Geldim. Bu sizce niye kızıyor? Abstract metotları extend edebiliyorum. Ama az önce metotlarda gördüğümüz aynı şeyi yapıyoruz burada. Bakın ne bir hiçbir şey koymadım. belirteç koymadım public, private hani final falan gibi koymadığım için sadece aynı paket içinde erişilebilir bir şey yazdım şu anda ben. Şurada kızmasın. Aynı paket içinde erişilebilir bir, bir olay yaptığım için buna kızıyor. Çünkü bu farklı bir pakette. Bu sorunu nasıl çözeceğim? Şunu public yaparsam artık erişebiliyorum. Bir sıkıntı kalmayacak tabi abstract metod yazdığınızda extend edilen sınıflar bunu implement etmesi lazım. Bu da cebimizde. Temel olarak tüm şeyleri gördük. Yani eğer unuttuğum bir şey varsa belirtebilirsiniz. Onu başka videolarda tekrar altını çizebiliriz. Şimdi kitabın bir de bunların yanında bahsettiği bir olay var. Ondan ona da değinmek istiyorum. Şimdi burada diyor ki bir tane array tanımlamış. static final tipinde, public static final tipinde bir array tanımlamış. Diyor ki bu müthiş bir güvenlik açığı oluşturur diyor ve aşağıda çözümlerinden de bahsediyor. Şimdi şuralara odaklanmayalım. Şuna şuna bir bakalım. public static final thing diye bir array'im var. içine değerler alıyor. Ben az önce şunu gördüm. final'sa bir şey ben zaten final bir primitive değere şey yapamıyorum. Parametreye yeniden değer atayamıyordum. Hatırlayın kızdı. E final bir sınıfı extend edemiyorum. Final bir metodu da override edemiyordum. E peki burada ben final bir değer yaratmışım. E Tekrar bir değer atayamayacaksam bu neden güvenlik açığı. Şimdi bunu görelim kod üzerinde. Şuraya yazmamın sebebi buydu. Şunu bir beceremiyorum. Tamam. Şimdi aynı şeyi yaptım burada. Public static final string anlaşmalı siteler dedim. Sonra e, bunun içerisine doldurdum. işte hızlı güvenli temiz haber .com. En gerçekçi haberler .com mesela. Bunlar var mı ya? E, şöyle yapalım. Com. Gerçekten mi? Ha, yok tamam. Bir de bak, kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bir şey falan olur. Tamam. E hızlı, güvenli, temiz haber burada. En gerçekçi haberler de burada. Bunları anlaşmalı siteler diye bir tane final bir string array'i oluşturdum. Sonra ne yani düşün, uygulamanız böyle bir şey yapıyor. Tabii onu property'lerde veya dv'de falan veri tabanında tutarsınız ama örnek başka bir şey böyle tutabilirsiniz atıyorum. Sonra gittiniz haberleri al diye bir metodunuz var. Gidiyorsunuz bu URL'lere şey istek atıyorsunuz ve belirli bilgileri çekiyorsunuz. Ona göre bir şeyler yapıyorsunuz. Yani öyle bir metot düşünün. Bu sizin şuradaki ereğinizi dönüyor ve o eşitse bir şeyler yapıyor gibi hani. Önemli değil. Önemli olan şuna erişim yani burada. Temel olarak bu. Peki bu niye güvenlik açığı? Hemen görelim. Bunu görmek için de bir tane sınıf açıyorum. Virüs. Virüs yalnız ama virüs değil. Bir tane virüs açtık. Ee, bir tane buna metod yazalım. Public ee, string adını bu da virüs olsun. Yine yaratıcıyım. Return şöyle bir şey diyelim. Şimdi bakın. Ben bu güvenli kod nokta dedim. Bu zaten statikti. Buna eriştim. Bu bir ereydi. Gittim. Ben bunun ilk elemanına da erişebilirim. Sonra gidiyorum. Bir atama yapacağım. Normalde final'a atama yapamıyor olmamız lazım değil mi? Ama bakın burada buna erişebiliyorsunuz. Burada şey önemli. Primitive tip farkını bilmek önemli. Burada siz bir array oluşturduğunuzda bu bir güvenlik açığı olabiliyor bu şekilde final. Geldim. Atıyorum artık siz bu sitelere giderken herhangi bir dış güç buraya başka bir site yazabilir. Sonra sizin bu kodunuzu yani şöyle çağrıldığını düşünün. Haberleri al. Şuraya da atıyorum. string virüs dedi. Virüs URL içerisi kötü haberler veya ayıp siteler olabilir. Atıyorum bu geldi. Bunun içine geldi. Yani bunun nerelere yani nelere yol açabileceği çok açık yani. Bu, bu saatten sonra artık hayal gücünüze bırakıyorum. Şu da yoktur inşallah. Neyse. Hani hayal gücünüze bırakıyorum. E, bu da bu yüzden güvenlik açı oluşuyor. Kitap da bun, bundan bahsetmiş ve bunun çözümü de şu şekilde. Kitabın bahsettiği iki tane öneri var. Diyor ki bunu hani şöyle bir çağrım yapmak yerine bunu hani tekrardan değer asıl atana, hani atanamayan bir şey olması lazım. O da nasıl yapabilirsiniz diyor. Yine tekrar e, şunu bir kere public'ten çıkartın diyor, private yapın diyor, private static final. Ve peşine de diyor ki bunu unmodifiable list olarak yaparsanız bunu artık şey yapamazlar. E, modify edemezler, güncelleyemezler. İkinci bir yöntemde de yine aynı şeyin e, Clone yöntemiyle yapıldığını söylüyor kitap. E, Tabi bunların hangisinin performansı daha iyidir? Denemek lazım. Ama şu tarz bir kullanım yapmaktan kaçının. Ama gerçek hayatta dediğim gibi ya property dosyasından okursunuz böyle şeyleri ya da zaten H'li falan olur keylersiniz veya veri tabanına falan aldığınız için aslında bu tarz şeylerle çok yüzleşmezsiniz ama farklı bir konuda karşınıza çıkabilir. O yüzden değinmekte fayda var. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.